Her insan bir bestedir ve hayat sesten ibarettir. Angelika Akbar'la Sesler programında insana, sese ve hayata dokunmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Sosyal bilimci, yeme içme eleştirmeni Doktor Vedat Milor. Ama önce notalarla sizlere merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Angelika Akbar'la Sesler programında bugünkü konuğum Vedat Milor. Sevgili Vedat Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum sizi burada görmekten. Ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim çağrınız için. Sağ olun. Bu vesileyle tüm izleyicileri de hürmetlerimi sunmak isterim. Evet. Sizi genellikle
yeme içme eleştirmeni olarak biliyorlar. Fakat fark ettim ki benim yakın çevrem bile esasında sizin esas mesleğinizi ve formasyonunuzu bilmiyorlar. Ve ben bunu tanıtmaktan çok mutluluk duyarım. Çünkü özgeçmişinize bakıldığında öncelikle Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, ekonomi doğru hatırlıyorsam. Daha sonra lisans üstü dünyanın en önemli üniversiteler Berkeley, Kaliforniya, Brown, Stanford, asistan profesör, Stanford hukuk okudunuz. Yani olağanüstü bir zenginlik ve çeşitlilik var. Aslında siz kendinizi anlatırken mesleğinizi nasıl tanımlıyorsunuz tam olarak? Yani şu anda yaptığım daha çok bir şey denebilir belki. Kamusal anlamda public intellectual dedikleri belki Amerika'da. Doğru. Yeme içme benim için daha çok bir araç oluyor. Yani başka konulara girdiğim, değindiğim. Kültürel, sosyolojik özellikle. Çeşitli gözlemler. Farklı ülkelerin kıyaslaması, farklı kurumsal mekanizmaların kıyaslanması, anlatılması. Ama bu hobi olarak başladı. Evet. Yoksa meslek olarak öğretim üyesi uzun zaman. Evet. Öğretim üyeliği yaptım. Sosyoloji bölümünde ve kamu yönetimi bölümünde. Georgia Tech Üniversitesi'nde evet yaptım. Fakat daha sonra NTV'deki program başladıktan sonra tadı damağımda bir süre sonra istifa etmek zorunda kaldım. Çünkü ikisini birden yapamıyordum. Yani emekli öğretim üyesiyim diyebilirim. Çok güzel. Peki bildiğim kadarıyla bir ara Dünya Bankası'nda çalıştınız. Evet. Hatta o zaman dengelen dünya için önemli bir dönüm noktasıydı. Berlin Duvarı yıkılmıştı. Aynı ve olsun, Dünya Bankası anladığım kadarıyla böyle bir şok program uyguluyordu ama siz ona karşı çıkmıştınız gibi bir böyle bir epizod var hayatınızda. Nedir tam olarak o? Tam olarak anlatabilirim. Doğru. Çünkü doktoramı 1990'da bitirdim. Bitirmeden başladım. 89-91 Dünya Bankası'nda çalıştım. 91'de Brown'a asistan profesör olarak girdim. Dünya Bankası'nda çalışırken ilk başta şey bölümünde çalıştım. Cezayir ve Fas, Cezayir, Tunus'un bağlı olduğu bölümde. Daha sonra Orta ve Doğu Avrupa bölümüne geçtim. Evet. Orada büyük patronum Kemal Derviş Bey'di. Daha sonra Türkiye geldi, sonra Amerika'ya geri döndü. Daha politik ekonomist olarak çalıştım. Geçiş dönemi sırasında o sırada raporlar yazıyordum. Kurumsal açıdan bakıyordum konuya. İki görüş vardı. Bir görüş şok terapi denen, bu ülkelerin yani Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Doğu Avrupa ülkelerinin bir an önce hani soğuk duş etkisi tüm reformları aynı anda yapmak. Şok terapi denen liberal reformları yani şeyden tutun da dış ticaretin liberalizasyonunda, devalüasyon, özelleştirme, işte şey paranın konvertibl hale gelmesi hepsini aynı anda yapmak. Şok terapi bu. Bunun karşısında da benim özellikle anlatmaya çalıştığım görüş daha çok bunları bir şeye tutmaktı, sıralamaya tabi tutup yavaş yavaş yapmaktı ve en popüler olandan başlamaktı. Çünkü en popüler olandan başladığınız zaman ne oluyor? Geniş bir şey, ittifak yaratmış oluyorsunuz. Yani halk reform programına sahip çıkıyor. Mesela bunların başında housing reform dediğimiz şeyin ev ya da ne diyelim ona yapı şey yani insanlar oturdukları evde kiralıklar özel önce bunu veren yani herkes ev sahibi olsun. Yani hiç olmazsa böyle bir tatmin duygusu olsun. Tatmin duygusu olsun, ev sahibi olsun ve böylece şey olsun. Ya da mesela önce dış ticarette dikkatli olalım, yavaş yavaş yapalım. Ki yerli milli endüstri korunsun bir müddet. Geçiş bu şekilde yapmak gerekir diye. Fakat yazdığım raporların pek çoğu zaten kişiye özeldi. Yani daha çok içeride tartışılıyordu. Çünkü politik nitelikleri vardı. Evet. Tabii Dünya Bankası'nın şeyleri yani yönetim kurulunda önemli ülkeler var. Başta Amerika'nın çok güçlü ağırlığı var. O yüzden
benim yazdığım raporlar önce benim bir üstüme gidiyordu. Onlar inceliyordu. Daha sonra şey düzeyine çıkıyordu. Ne diyelim yani yönetim kurulunda tartışılıyordu. Enteresan bir dönemdi o dönem. Doğu Avrupa ülkelerine gittim o sırada. Aslında ilk başta Kuzey Afrika'dan, Cezayir'den başladım şeye. İnsanlarla konuştum, şeyi anlamaya çalıştım. Yani insanların şeyi ne? Yani ne bekliyorlar? Şunu gördüm ki tabii beklentileri çok büyüktü. Yani yeni sistemden herkesin çok kısa sürede zengin olacağını, her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünüyorlardı. Evet. Böyle bir şey yok tabii. Ve bir takım bazı şeyler çok acı haplar geliyordu. Özellikle özelleştirme işsizliğe yol açıyor kısa dönemde. Evet. İşsizliğe yol açıyor falan. Bunlara karşı ne yapılabilir? Bir de şey geliştirmeye çalıştık. Sosyal güvenlik sistemi evet. olacağından dolayı. Yani öyle bir mücadele veriliyordu. O mücadele verilirken iki tane kamp var diyeyim. Şok terapi bir an önce yapalım. Sosyal güvenlik önemli değil kampı. Bir de benim içinde bulundum. Yavaş yavaş yapalım. Hangisi? Popülerle başlayalım ve sosyal güvenlik sistemi kuralım. Şeyi, evet. görüşü. Hangisi sonuç olarak uygulandı? Sonuç olarak ikisinin de arası uygulandı arası. Diyeceğim. Evet yani ikisinin arası uygulandı. Bir ara bir boşluk doğdu. O boşluk döneminde... Bayağı bir suistimaller oldu Doğu Avrupa'da. Yani ciddi bir şekilde yozlaşma oldu kısa dönemde. Fakat yavaş yavaş kendilerini toparladılar. Çünkü şey insan sermaye Doğu Avrupa'da çok küçük. Yani onu gördüm gittiğimde. Mesela gerek Çekoslovakya'ya gittim epey. Daha sonra Rusya'ya gittim, Polonya'ya gittim, Macaristan'a gittim. Şunu gördüm, akademide görüştüklerim hatta yüksek düzeyde bürokratlar falan... Bilgili, çok iyi eğitilmiş insanlarda. O yüzden şey güçlü orada. İnsan sermaye dediğimiz olay güçlü. O sırada bizim duymak istediklerimizi söylüyorlardı. O da gelişmişti eski sistemde. Fakat yavaş yavaş konuştukça gerçek sorunları tartışmaya başladık. Ve karşı tarafın iyi niyetli olduğunu görünce de onlar da yardımcı oldular. Daha sonra ayrıldım bankadan. Ama belli bir yani ilk zor bir dönemden sonra... Rayına girdi zaten evet. şimdi Çekoslovakya falan bayağı iyi durumda yani. Doğru. Değil mi? Evet yani, bence de öyle. Bayağı iyi durumda. Slovakya falan. Kadar evet. Öyle, evet. Yani rayına girdi diyeceğim. Bravo çok enteresan. Çok güzel anılarım oldu tabii evet. yani gittiğim yerlerde çok iyi arkadaşlıklar edindim. Duygusal açıdan çok etkilendim. Mesela özellikle Macaristan'da Macarları kendimize çok yakın buldum. Yani duygusal, derin insanlar. Mesela şeyde yani çok hoş anılarım var. 90'larda. Harika. Şimdi bakıyoruz ki Vedat Milor ve yemek, gıda kelimeleri aynı cümlede sıklıkla kullanılıyor. Fakat beni ilgilendiren taraf Vedat Milor'un ruhunun gıdası. Neyle besleniyorsunuz? Mesela biraz önce sinemadan bahsettik. Meğer sizin en büyük düşünüz sinematografi okumaktı. Doğru. Fransa'da. Evet, lütfen anlatabilir misiniz? Ve diğer dalları. Çok istiyordum. Neden? Yani büyürken Galatasaray Lisesi'ne gittiğim evet. zaman sinematek'e giderdim devamlı. Sinematek'te filmlerin çoğunu anlamazdım çünkü Türkçe'ye çevrilmemişti. Evet. Bir şey verirlerdi elimize konuyu ne olduğunu anlatan. Mesela atıyorum bir Vayda filmi göreceksiniz ya da bir Eisenstein filmi göreceksiniz. Korkunç Ivan diyelim. Konuyu evet. anlatırdı. Ivan şudur, şu yap falan. Küçük bir özel. Evet ama özellikle belki de daha iyi şeyi anlamak, diyalogu anlamamak çünkü... Tam şey odaklanıyorsunuz, sinematografiye odaklanıyorsunuz evet. ve büyüleniyorsunuz. Doğru. Yönetmeni görüyorsunuz ne kadar derin olduklarını. Yani yedinci sanat sonunda evet. hem şeyle hem görsel hem de diyalog birleşiyor. Ve sinema beni çok büyülemişti. Aynı zamanda da iyi bir okuyucuydum. Klasikleri okurdum genellikle. Evet. Mesela Rus klasiklerini de çok beğenirdim. Türk klasiklerini okurdum. Evet. Dünya Edebiyatı'nı okurdum ve sinema yönetmeni olmak istedim şeyi bitirdikten sonra. Fakat o sırada alem pek istemedi işte yönetmen olmamı. Herkes beni ikna etti. Aç kalırsın, zor olur, ideallerini yapamazsın. Sonunda işte reklam filmi çekersin, hani para orada olur, şey yapamazsın diye. Kolay değil sermaye bulmak diye ki doğru hakikaten. Evet. Mesela genç yönetmenler var görüyorum. Ne kadar zorluk çekiyorlar. Mesela şimdi şey yapmakta gerçekten, fon bulmakta, doğru. fikirlerini hayata geçirmekte bayağı zorluk çekiyorlar. Çok değerlileri var aralarında. Mesela Aklı Kurtuluş diye biri var tanıyorum arkadaşım. Hı hı. Çok değerli biri.
İnşallah şimdi bir filmi bitirecek. İnşallah. Fakat yani kolay olmuyor. Beni de o sırada ikna ettiler, daha garanti bir şey yap falan. ne yapayım şey, iş idaresi. Ben de onu istemiyordum hiçbir şekilde. Çünkü kendimi bir şirkette göremiyordum. Oo, evet, hiçbir, yani, sizin için sığacağınız bir alan değildir. Değil, değil. Evet. Göremiyordum. Şey almama rağmen o konuda, yani burs garantisi falan. Hatta komşumuz vardı, rahmetli oldu şimdi. Vehbi Koç zamanın çok önemli bir iş adamıydı. Aynı apartmandayız. Anneannemin arkadaşı, yemekler yiyoruz. Vehbi Bey dedik, yani işte dedi, git dedi, iyi bir yerde şey yaparsın. Yani ekonomi okuyordum o sırada. İş idaresi işi falan. Ben dedim kusura bakmayın, şey, ben bir patronum olsun istemiyorum dedim yani açıkçası. Ve ondan sonra sosyoloji doktorası yapmaya karar verdim. Toplumla ilgili olduğum için, evet, gözlemleri sevdiğim için, o konuda yazmayı, çizmeyi, okumayı. Kariyerimi tamamen akademiye göre yönelttim. Ve mümkün olduğu kadar çok okuyayım istedim. Çünkü baktım hayat zor. Yani çünkü insanla uğraşmak zor. Yani insan ilişkileri her zaman şey, sorumlu. İnsanların beklentileri ne belli değil. Her zaman sizin tepenizde biri var. Sizi kıskanıyor. Belki siz daha kabiliyetlisiniz, şey yapıyorsunuz. O bir sorun. Öyle olmasa başka sorun. Dünya Bankası'nı yani gördüm. Bankasında çalışırken. Sizin çalışma arkadaşınız sizi kıskanabiliyor. Siz başarılıysanız. Altınızı oymaya çalışıyorlar falan. Dedim ki akademi bana göre en iyi hayat, akademi dedim. tamamen ona yöneldim, ona kaçtım. Kendiniz için diyorsunuz ki ben gurme değilim, gurmanım. İyi yemekten anlayan, kalitenin peşinde olan, doğrusunu her zaman bulmaya çalışan ve de tabii ki bu anlamda sadece yemek tek başına değil, iyi yemekten anlamak aynı zamanda felsefeden, sanattan, edebiyattan derinlemesini anlamak ve onların bütün hepsinin birleşimi aslında. Kesinlikle öyle. Ve yemek bu konuları konuşmak için güzel bir eşlikçidir diye, evet, bakıyorsunuz. Yani şey, bir kere önce kelimeler Fransızca kökenli. Evet. Tam sorsanız ne olduğunu bilmezler. Evet. Fakat bizde genellikle kendini gurme diyen bir kitle türedi. Hı hı. Amaçları bedava yemek yemek, yapabilirlerse de. Instagram'dan şey satın alıyorlar, takipçi satın alıyorlar ya da oradan buradan. Lokantalardan da para almaya çalışıyorlar. Ben her şeyden önce ilk defa bir şey çizdim kendime. Yani lokantanın hiçbir şekilde maddi bir ilişkiye girmeyeceksin. Evet. Hatta yani mesafe bırakacaksın aranda diye. O yüzden zaten Türkiye'de bunlara gurmeler deniyor. Gurmeler geldi, gurmeler gitti falan. Ondan kendimi ayırmaya çalıştım. Evet, yani ikincisi şey, gurman tabii yemek yemeyi, evet, seven. Evet. Yani obur diye şeymiş bu değil aslında. Değil, yani, değil. Rusça'da iyi yemeği kullanıyoruz. Peşin, değil. İyi yemeği, evet, seven, onun peşini yapan biri. O bana daha uygun dedim. Çünkü gurmenin ne olduğu tam anlaşılmıyor. Evet. Onun dışında ben de şu şekilde bakıyorum. Yemek olayı özellikle, yani kültürleri birbirine yaklaştırmalı. Evet. Ama o ana kadar şeyiniz çok önemli. Yani algıda seçicilik diye bir olay var. Ve bazen yemekte, ben onu hep söylüyorum, yemekte milliyetçilik olmaz. Hı-hı. Mesela geçenlerde de borç kime aittir diye Ukrayna ile Ruslar arasında tartışma olmuş. İkisine de ait. Mesela onun gibi, doğru, diyelim. Şeyi ele alın, geçen gibi mantı yazısı yazdım. Türkiye'nin her yöresinde ayrı bir mantı var. Orta Asya'da, Orta Doğu'da, İtalya'da mantı çeşitleri, doğru, var. Çin'de Rusya'da var. Rusya'da pelmeni var. Pelmeni var, evet, falan. Şimdi birçok insan bu çoğulculuğu, farklılığı tolere ediyor. Onun da ötesinde, yani hoş görmenin ötesinde öne çıkarıyor ve diyebiliyor ki mesela, evet, ben Kayserliyim, bizde mantı çok güzeldir ama atıyorum mesela Özbeklerin de gerçekten mantısı, farklı mantıları var. Gül mantı yedim, çok güzeldi, evet, falan. Bazıları ise diyor ki hayır, en iyisi bizdedir daha yemeden. Daha yemeden, ya da ötekiler sahtesidir ya da onlar bizden kopya ettiler. Ne alakası var yani, farklı. Tabii de, sonuçta hamur ve et. Bir de ya kopya, yani edilse bile, yani şey, ilham alınsa bile kimi yapıyor önemli. Evet. Aslında hamur et de değil. Orada asıl şey, asıl bence en önemli konu atlanıyor. Mesela onu o kadar kaliteli yapan diyelim. Hı hı. Belli bir un kalitesi oluyor. Tabii. Belli bir et kalitesi oluyor. Mesela doğal hayvandan, evet, gelen kıyma oluyor, evet, falan oluyor.
özel bir yoğurt oluyor. Mesela o da yoğurdu oluyor. Daha sonra o eğer endüstrileşir ise eğer bu şeyler, bu yöresel böbürlenmenin hiçbir önemi kalmıyor. Kalmıyor çünkü yozlaşmış oluyor. Evet. Esası bozulmuş oluyor. Yani tutup biri bugün ne bileyim Patagonya'da çok iyi bir yoğurt ve kıymayla Kayseri mantısı yapsa belki daha gerçek Kayseri mantısı yapmış evet, oluyor. Evet. Orada fakat dikkat ettim. Asıl sorun şey orada yani malzeme kalitesini korumak. Hı-hı. Malzeme kalitesini korumak da tarımı korumak demek. Kapsamlı tabii. Kapsamlı olarak korumak demek. Evet. Oradaki üreticiyi korumak demek. Yani onu kaliteli üretimi evet. yapmasını mümkün kılmak demek. Bunu yapamıyoruz. Ondan sonra çok kısır bir şekilde Hı-hı. tartışıyoruz. Ona dikkat ediyorum ben. Bizdeki birçok tartışmada o kadar kısır tartışılıyor ki asıl ana sorunu kimse şey yapmıyor, farkına varmıyor ya da önemli soruları sormuyor. Son derece kısır ve galibinin olmadığı hemen bir tartışma doğuyor. Evet. Bir de ben bundan kaçmaya çalışıyorum. Yani yemek konusunda şey yaparken, yaklaşırken olayın göreceliğini izah etmeye ve şeye yani korumak için geleneğimizi ne yapmalıyız? Yani buzdolabının üstünde gördüğünüz kısım belki tabak. Evet. Ama onun gerisinde koskoca bir yaşam tarzı var, çok üretim doğru. ilişkileri var, insan-doğa ilişkisi var, insan-insan ilişkisi var. Bunlara da değinmek istiyorum genellikle, dikkati çekmek istiyorum. Çok, çok önemli ve bu zaten sizin farkınız. Böyle bir tartışmayı, böyle bir seviyeye taşımak için bütün sizin gördüğünüz eğitimlerde ailenizden gelen o kökenler... Ya Cenk abi, orada matrak bir şey var. Şimdi 1990 senesinde evet. Amerika'da sosyoloji doktorası evet. yaptım. Tezim de ekonomik planlama, Türkiye'de, Fransa'da ve Güney Kore'de ekonomik planlama, devlet toplum ilişkisi üzerindeydi. Evet. Amerika'da en iyi tez seçildi. Şimdi American Sociological Association, Vedat Milor, Best Dissertation Award diye girin, internette görürsünüz. Evet. Ya dedim, önemli bir şey yaptım yani. Bir Türk genci Amerika'da en iyi tez seçildi. Yani tüm Amerikalar, işte Berkeley Üniversitesi mi, evet. Harvard giriyor, bilmem tüm büyük üniversiteler, Princeton hı-hı. giriyor falan. Benimki seçildi, de güzel falan. Haber değeri var. Türkiye'de hiç kimse... Şey yapmadı onu, bir haber değeri görmedi. Yani Türkiye bunu kimse öğrenemiyor. Ben istedim yani bir gazete yayınlansın. Biri benimle konuşsun. İşte siz daha hani genç öğretim üyesi olmak üzereyim, adayıyım. İşte efendim planlaması nasıl olmalıdır? Evet. İşte Türkiye'ye nasıl faydası olur? Devlet planlamayla ilgili görüşünüz nedir falan. Hayır. Kesinlikle ilgi yok. Ama ondan sonra menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur diye bir anket yapıyorsunuz. 500 bin kişi katılıyor. bu da bizim enteresan bir şeyimiz yani. Ya. Aslında baktım yurt dışında ne yaparsınız yapın yani. Şey değil. Ondan sonra da garip garip haberler çıkıyordu. Mesela gelir işte magazin basınında falanca gelmiş Türk erkeklerini yakışıklı bulmuş. Ya da o büyük bir haber olur. Anladım. Fakat bir Türk gencinin en iyi tez ödülünü evet. alması haber değeri yoktur. Buradan duyurmuş oluyoruz. Buradan diyor. O yüzden duyurmak istedim. Bu kadar süre sonra evet, içimde kalmıştı evet. söyledim rahatladım. Çok iyi yaptınız. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz, sosyal medyadan bahsederken siz sosyal medya fenomeni sayılıyorsunuz. Çok seviyorum sosyal medyayı. Evet farkındayım. Ben de sizi kuruyorum. Orada seviyorum. Ayrıca da okuyorum. özellikle esprili yazılarınızı, mizahınızı çok sevenler var ve bunun için takip edenler var. Anladığım kadarıyla siz hoca olarak da çok böyle konuları sıkıcı değil, böyle mizahla, hikayelerle anlatıyorsunuz. Ve yemek programlarında da duyduğuma göre bir sürü şakalar yapıyordunuz ama onlar çok yayınlanmıyordu. Hani yayınlanmıyordu, çoğunu kesiyorlardı. Evet, çok hoş bir şey bu. Sonuçta hani uğraştığınız konular, yani bilimsel konulara bakılırsa ağır, kapsamlı konular ama onun yanı sıra böyle bir karakterinizin özelliği. Orada şöyle şimdi ilk hocalığımı yapıyorum. 91 evet. Brown Üniversitesi'nde sosyoloji teorisi dersi veriyorum. Evet. Geldim daha şey hocayım yani derler çiçeği burnunda dedikleri evet. yeni hocayım falan. İşte bir iki ders verdim sosyoloji teorisi konuşuyoruz işte. Durkheim, Weber, Foucault falan konuşuyoruz.
düşünürler, öğretilere şu bu. Ben de dördüncü kattayım. O sırada merdivenle çıkıyorsunuz. Brown Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde şey yok, asansör yok. Birden bir gün kapım vuruldu. Alal Molumor bölüm başkanı girdi. Adam 60'ın üstünde 4 merdiven çıkmış. O yüzden çıkmış. Yapıyor. Dr. Miller, Dr. Miller dedi. Evet. Adını hatırlıyorum. Profesör Wesson. Buyurun profesör dedim ben şef. Dr. Miller dedi. Siz dedi kendi hani tam doktora almadan önce kendi tez hocanızla tartışma seviyesinde dedi. Evet. Ders veriyorsunuz dedi. Şey yapmış. Böyle yaparsanız dedi kimse anlamaz dedi. Oo, çünkü sonunda verdiğim üniversite ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri. Evet. Ben de durdum. Peki hocam nasıl yapmalı dedim. Dedi ki humor dedi. Espri olacak dedi. Mümkün olduğu kadar da espri yapalım. Aman hocam dedim. Stand up komik diyorlar ona. Yani evet. Hani şey olması gerekir. Ne komik falan. Evet. Evet onun gibiyiz dedi. İyi bir hocanın da öyle olması süper lazım dedi. O zaman dedi izlerler dedi. E peki dedim ben de öyle yaptım. Ondan sonra kendinden oluştu. Şimdi ertesi gün şeye gidiyorum sınıfa. O yüzden ciddiye alınmak için. Çünkü çok da gencim. Zaten olduğumdan genç görünüyorum. Kravat giymiştim. Takım elbise. Yürüyorum. Bu şeyde Providence'da, Rhode Island'da. Yürüyorum falan. Birden çimento. Islak çimento varmış. Yere şey yapmamışlar. Amerika'da yani. Evet. Sadece Türkiye değil. Bastım bütün yepyeni aldığım pantolonum, takım. Buraya kadar eyvah çimento oldu. Ben palyaço gibi sınıfa girdim. Çocuklara şeyde çünkü dersime yetişmem lazım. Evet. Girdim. Dedim ki bugün dedim Karl Marx'tı konumuz dedim. İşçi sınıfını. Fakat dedim şu anda ben işçi sınıfına çok kızgınım dedim. Bakın işçiler ne yaptı bana. Ne yaptı? O yüzden dedim taraflı olacağım. Güzel. Başka konudan konuşacağız dedim. Evet. Kırıldı sınıf. Evet. Ondan sonra birden buzlar eridi arada. Sonra baktım böyle espriler, insanlar daha rahat hakikaten dinliyorlar dersi. Ondan sonra çok güzel şey aldım. Yine ne der diyorlar, öğrenciler değerlendirir ya. Evet. Bu 1991 senesi yine Alves'in bölüm başkanı çağırdı. Vallahi dedi bu gördüğüm en iyi dedi. Öğrenci evaluasyonu yani seni çok beğenmişler dedi. Tebrik ederim böyle devam et dedi. Çok güzel. Ben de öyle devam ettim yani. bir şey sormak istiyorum ben müzisyen olarak. Birçok mekana, yemek yenilen mekana girdiğimde beni oradan kovacak bir olay yaşıyorum. O da müziğin kalitesi veya müziğin yersizliği. Mesela şunu tercih ediyorum. Yöresel bir mutfak lokantasına girdiğim zaman bu Çinse Çin müziği. Ki bütünsel bir algı oluşsun. Çünkü biz böyle yemeklerle iç içe olduğumuz zaman o kültüre aslında olsa da azıcık da olsa bir misafir oluyoruz. İtalyansa İtalyan müziği vesaire ama Çin lokantasında Amerikan rock müziği çalıyorsa bu bir tezat benim için. Ve hoşuma gitmiyor. Kendimi konforlu hissetmiyorum. Siz bu tür ilişkilere dikkat ediyor musunuz? Dikkat ötesinde valla kalp sarılabilirim yani. Sevindim. İki çok ciddi sorun var benim için. O yüzden zaten artık yavaş yavaş ülkede daha az lokanta gitmeye çalışıyorum. Her zaman Türkiye'de değilim zaten. Evet. Bir bu gürültülü müzik. Ay, evet. İki televizyonun açık olması. Çünkü ben size konuşacağım bir şeyde. O sırada bas bağırıyor. Eğer maç izlemek istiyorsam zaten lokanta gitmem. Maç izlerim onun dışında. Üç de bunu söyleyebilirim bilmiyorum ama sigara. Yani hala insanlar öyle böyle. Çünkü hakları yok yani pasif smoke diyorlar o da çok zararlı. Çok zararlı. Çok zararlı her tarafına siniyor. Sigara içmeyen biri çok olarak rahatsız oluyorsunuz. Bu üç olaydan dolayı birçok lokantadan ben hakikaten iyi bile olsa yani bilsem bile. Ama birden aklıma geliyor gürültülü şey bir müzik. İşte eller havaya bir süreden sonra bir yandan da sigara dumanları. Ondan sonra bir geliyorum şeye evime. Başım ağrıyor, her tarafıma yorgun sigara sinmiş, yorgun. Ertesi gün böyle baş ağrısı uyanıyorsun. O ince zevk değmez yani. Kalmıyor yani. Yemek mi yiyoruz, işkenceye mi geldik yani burada? Maalesef bu, yani çok haklısınız, çok kötü. Yani bunun nasıl değişir bilemiyorum ama yani
İşte bu da herhalde bir kültür meselesi. Yani deşarj olmaya gidiyor insanlar. Evet. Futbol maçlarına gidiyor zaten. Tamam, evet, deşarj. Anlıyorum. Doğru. Çok haklısınız. Yani müzik olursa hafif, güzel bir müzik olması lazım. Yani şeyde. Destekleyen. Destekleyen, bari. Geriden. Şeyi evet. Böyle kulağa böyle hoş gelen. Güzel sohbete meydan tabii. Yaratan. Yani Türk sanat müziği de olur, başkası da olur, evet. Ama böyle hafif geriden gelecek, evet. Şey yapacak. Buna çok dikkat etmek lazım. Çok evet. Doğru. Özellikle sizin de dikkatinizi çekmiş yani. Evet, evet. Aynı fikirdeyim. Tabii ben zaten müziği, hayatı müzik olarak algıladığım için o tür unsurlar benim için çok mühim oluyor. Bizim programımızın süresi yavaş yavaş azalıyor. Daha çok konuşacaklarımız var ama şu anda programımızın en benim için heyecanlı bölüme geçmek istiyorum. Programıma katılan değerli konuklarımın programın sonunda bende yarattığı duygu ve düşünce akışını piyanoya geçip notalara aktarıyorum. Hiçbir hazırlık olmaksızın, hiçbir notayı önceden bilmiyorum ne çalacağımı. Ama o akacak müzik aslında size ama sizden olacak. Bu bana verilecek en değerli bir hediye diyeceğim. Yani çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.
Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle işte, bir akış oldu size. Çok etkileyici. Sağ olun. Bütün gözümünden çok şey geçti. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Katıldığınız için çok, çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Angelique Akbar'la Sesler programında haftaya buluşmak üzere. Müzikle kalın, sevgiyle kalın.